13. denemedeyiz. Hocam besinlerin görevleri şemada numaralarla verilmiş. Buna göre lipid çeşitlerinin görevleriyle ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Düzenleyici, enerji verici, yapıcı onarıcı. Şimdi yapıya katılan fosfolipit doğru mu? Hücre zarının yapısına katılır. Bu tamam. Düzenleyici olan steroid. Çünkü hormonların yapısına katılıyordu. Peki enerji verici kim? Trigliserit yani nötral yağlar ki Evrensel olan depo yağ formuydu. Cevabımız A seçeneği olur. Tabloda K, L ve M hücresel yapılarına ait bazı özellikler gösterilmiş. Bir öğrencinin mikroskop altında gözlemlediği bitki hücresi ise aşağıdaki gibidir demişiz. Buna göre özellikleri belirtilen K, L ve M yapıları hangisine doğru olarak verilmiştir? Karbondioksit tüketimi yapana bakıyorum. L, karbondioksit tüketip besin üreten... Kim var hocam? Mesela kloroplast var. Öyleyse buraya L yazabilirim. Protein sentezleyen 3 yapıya da tik atmışız. Ribozom olur, mitokondri olur, kloroplast olur. Bu böyle bir kalsın. Oksijen tüketimi yapma. Hocam oksijeni kim tüketir? Mitokondri tüketir. Ne için? ATP üretmek için. Dolayısıyla M mitokondri şöyle yazalım. DNA replikasyonu gerçekleştirme. Güzel. Şimdi kendi DNA'sı, kendi RNA'sı, kendi ribozomu olan iki tane organel, mitokondri ve kloroplast. Zaten onları çözmüştük. Yapmayan da kim olur o zaman? Ribozom olabilir mesela. Doğru mu? Başka ne olabilir hocam? Başka bir şey olmaz çünkü protein sentezlemeyi tik atmışız. Koful olmayacaktı zaten. O zaman hocam K'da ribozom olsun şu şekilde. Peki L4 oldu. M3 oldu. K'da 2 oldu. Cevap B seçeneği oldu. Şimdi bir doku kültürü çalışması var. Aslında vejetatif üreme altında da anlatılıyor. Ekstra olarak anlatılıyor. Kendisi bir vejetatif üreme değil, bilimsel bir yöntem. Bir bakalım. Hücre, doku veya küçük organ parçalarının besleyici ve steril ortam koşullarında hücre bölünmeleri yaptırılarak büyütülmelerine doku kültürü tekniği denir. Ve bir bitkiden alınan hücrelerden yeni bir bitki fidesinin oluşumunu görmekteyiz. Şimdi yaprağından, kökünden, dalından hücreleri alıyorsunuz, petri kabının içerisine steril bir ortama koyuyorsunuz. Daha sonra bu steril ortamda o hücrelerin üzerine bazı hormonlar ekliyorsunuz ve hormonlar sayesinde hücreler gelişiyor ve kallus denilen bir yapı oluşturuyor. Kallus aslında farklılaşmamış hücre kümesi demek ve daha sonra bu kallus Yine bazı hormonların etkisiyle elbette ortamda besin de var. İşte kök gibi, gövde gibi yapılar oluşturuyor. Ve bu kök gibi, gövde gibi yapılar oluştuktan sonra sonuçta siz o yapıyı, işte o bitki fidesini toprağa ekip aynı buradaki gene, genetik özellikler neyse aynısına sahip genetik özellikte bir bitki elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi hangilerinde doku kültürü tekniğinin uygulandığı söylenir. Yani buna benzer bir şey yapmaya çalışıyoruz şimdi. Pankreastaki bir hücre grubunun kontrolsüz bölünmesiyle kanserli dokuları oluşturması. Bunun hani konuyla hiçbir alakası yok. Çünkü burada zaten pankreasta olan bir hücre grubu var. Sizin bir deneysel işleminiz yok. Herhangi bir tetiklemeniz söz konusu değil. O hücreler kendi kafalarına göre bölünüyorlar. Ve orada Herhangi bir pankreas dokusu da geliştirmiyorlar tam aksine pankreasın yaptığı işlevlerin kötüye gitmesine neden oluyorlar. Zaten kanser neden problem yaratıyor? O oluştuğu dokunun da işlev yapmasını engelliyor. Karaciğer parçalarının uygun ortamlarda mitozla büyütülerek elde edilen dokunun organ naklinde kullanılması bakın işte. Bir parça almışsınız. Bu parçayı mitozla uygun bir ortamda ne yapmışsınız? Çoğalmaya teşvik etmişsiniz. Ve bu sayede bir karaciğer dokusu oluşturarak bunu da nakletmişsiniz. Yani laboratuvar ortamında bu mümkün mü hocam? Mümkün. Yani şu andaki tekniklerle belki zor ama yapay doku, yapay organ teknikleri arkadaşlar hızla gelişiyor. Ve hatta scaffold denilen bir yöntem var. O scaffold denilen yöntemi kullanarak yapıyorlar. Ee, K yerine C yazın, araştırın, bir şeyler görürsünüz mutlaka. Scaffold. Sperm ve yumurtaların vücut dışında birleştirilmesiyle oluşan zigotun hücre bölünmeleriyle embriyo haline gelmesi. Arkadaşlar burada bir döllenme var. Bir yapay döllenme, in vitro fertilizasyon var. Yapay döllenmeden çok in vitro fertilizasyon yani bir tüp bebek yöntemi var. Bunun da doku kültür yöntemi değil, tüp bebek yöntemi bambaşka bir yöntem. Dolayısıyla bunu kabul etmiyoruz. Cevabımız yalnız 2 oluyor. İnsanlarda brakidaktil adı verilen hastalık otosomal dominant olarak taşınıyor. Bu gen homozigot durumda ölümcüldür ve bebek doğmadan düşüğe neden olur. Heterozigot durumda ise parmakların normalden çok kısa olmasıyla kendisini fenotipte gösterir. Peki çok kısa. Buna göre kısa parmaklı bir kadının kendisiyle aynı fenotipli bir erkekle evlenmesi sonucunda doğacak çocukların normal parmaklı olma olasılığı nedir? İşte böyle bir soru. Çaprazlayın hocam. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Bu ölüyor. O zaman şu 1 bölü 3 ihtimalle dünyaya geliyor. Tamam. Öleni matematikten atacaksınız arkadaşlar. Vücut sıcaklıkları dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişen hayvanlar ektoderm. Dış ortam sıcaklığı değişse bile vücut sıcaklığını koruyan hayvanlar endoterm olarak tanımlanır. Aşağıdaki grafikte omurgalılar şubesine ait KLVM hayvanlarının değişen ortam sıcaklığında bağlı olarak vücut sıcaklıklarındaki değişim gösterilmiş. Buna göre açıklamalardan hangisi kesinlikle yanlıştır? Burada şuna dikkat edin lütfen. Değişen bir sıcaklık olmasına rağmen ortamda bu canlı olabildiğince dar bir alanda hareket etmiş. Yani sıcakkanlı endoterm gibi davranmış. Yani bu kuş ya da memeli olabilir. Bunlar ise bakın Değişen ortam sıcaklığına göre vücut sıcaklığında artışa gidilmiş. Bu da ektoterm yani e, soğuk kanlı canlılar olabilir. Balık gibi, amfibi gibi, sürüngen gibi. K ve L ektoterm, M endoterm canlıdır. Doğru bir ifade. M'de kalpten vücuda pompalan kan oksijen yönünden zengindir. Doğru hocam. Sonuçta kalp, e, kan karışmıyor. Yalnız dikkat edin arkadaşlar. Burada balıkta da böyle bir özellik var. Tamam mı? Kesinlikle yanlışı soruyor. Dikkat edin. Hani bunu diğer taraf için de sormuş olabilirlerdi. İşte K ve L'de herhangi biri için işte K mesela vücuduna temiz kan gönderiyor. E balığı unutmayacaksın. Çünkü balıkta neydi? İşte iki odalı bir kalp vardı. E, solungaçlara kan pompalanıyordu ve temizlendikten sonra vücuda gönderiliyordu. K'da olgun alıyorlar çekirdeklidir balık amfibi ve sürüngende böyle bir durum söz konusu. Biz çekirdeksiz al yuvarı aksi iddia edilmediği sürece memeliler için düşünürüz. L hayatı boyunca 3 farklı solunum organı kullanabilir. L'ye baktığımda amfibi var. Larva döneminde solungaç, ergin dönemde akciğer ve deri solunumu yapıyor olabilir. 3 tip. K'da açık dolaşım, M'de kapalı dolaşım. Kesin yanlış. Kesin yanlış hocam. Neden? Omurgalı bu. Omurgalıların tamamı kapalı kan dolaşımı. Neydi kapalı kan dolaşımı? Kılcal damarın bulunması, değil mi? Atar kılcal toplar damar bütün omurgalılarda var bu. O yüzden cevabımız E seçeneği olur. Karasal ve sucul ekosistemlere ait besin ağları gösterilmiş. Buna göre açıklamalardan hangisi doğrudur? Besin zincirlerinin ilk basamağında karasal ekosistemlerde üreticiler, sucul ekosistemlerde otçul balıklar yer alır. Yanlış. Besin zincirleri her zaman temel mantıkta üreticiyle başlar ki bakın burada planktonlar var. Tüm besin ağlarında enerji akışı tek yönlüdür. İşte bu ifade doğru bir ifadedir. Enerji akar, madde dönerdi. Hatırlayın lütfen. Enerji akışı işte üreticiden son tüketiciye doğru olur. Bu ifade doğru. Ayrıştırıcılar sadece karasal ekosistemlerdeki besin ağlarında faaliyet gerçekleştirir. Hayır, ayrıştırıcılar her yerde faaliyet gerçekleştirebilir. Özellikle deniz diplerinde, işte göl diplerinde, bataklıklarda vesaire. Sonuçta herkes ölür arkadaşlar ve onun dönüştürülmesi lazım. Karasal ve sucul ekosistemlerde besin zincirlerindeki tür sayıları eşittir. Bunu bilemezsiniz tabii ki, değil mi? Bilmiyorum, değil mi hocam? Yani kaç tane tür çeşidi var? Kaldı ki Su ekosistemlerinde daha tanımlanmamış yüzlerce binlerce tür olduğu tahmin ediliyor. Biyolojik birikim sucul ekosistemlerde son tüketici, karasal ekosistemlerde üreticide daha fazladır. Hayır. ikisinde de üreticiden son tüketiciye doğru dokularda biriken zehirli madde miktarı artar demiştik. Cevabımız B seçeneği olur.